Sayın Meral Emre için efendim alkışlar. Bizi çok mutlu ettiler. Eskişehir'den kalkıp geldiler. Kendisi öğretmendi. Biraz önce de bahsetti zaten. Türk dili ve edebiyatı da dalı. Onun da altını çizerek ki korku salsın etrafa. Şu kadarını söyleyeyim. İnsan insanı bu kadar kısa sürede tanıyamaz. Ama şu samimiyet doğrultusunda öğrencilerinizin çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Onlara buradan selamlar göndermek istiyorum. Ben de hepsine çok selamlarımı, öpücüklerimi gönderiyorum. Bir de şunu unutmasınlar ki efendim, bu bir şans yarışmasıdır. Evet, sonra rezil olmayalım. Aman, öyle bir ihtimal zaten hiç düşünmüyorum ama bazen basiret bağlanması falan olabiliyor. Olabilir. Hiç düşünmeyin öyle şeyleri, olumlu şeyler düşünelim. Başımıza da 9800'ler gelsin. İnşallah. İlk soru, gelsin mi? Buyurun. Buyurun efendim. Söz veya düşüncenin belli işaretler ve harflerle tespit edilmiş hali. Makale. Hatta şöyle diyelim, kağıda dökülmüş hali. Söz yazı veya düşüncenin. Yazı. Tertemiz 400 puan. İkincisinde de çok oyalanmadan 400 puanı doğruca kasaya göndereceğinize eminim. Geliyor efendim. Diyor ki, bir siyasi simge olarak da kullanılan tarım aracıdır. Orak. Orak. 400 puanla. Gayet güzel, gayet güzel. Basit düşünelim ne olur. 5 harfli cevaplardan da toplamda 1000 puan kaldırıverir. Buyurun 3. soruya. İlk 5 harfli cevap. Ağaçtan veya demirden yapılan uzun ve kalın destek. Sütun. Bir tane daha var. Nedir o? Basiti. En basiti. Ağaçtan veya demirden ya da başka malzemelerden. Ne bileyim, alüminyum, şu bu. Uzun olsun. Destek olsun. Direk. Ne dersiniz? Direk. Direk dersiniz, 500 puan değerindedir. Bazen bu kadar kolaydır. Evet. Önden yolunu yaparım efendim. Şu mesela başkasını biraz uğraştırır mıydı? Belki birazcık. Fakat sizin gibi bir öğretmenimiz 500 puanı saniyeler içerisinde alır oradan. Bir kelime veya heceye diğerlerinden farklı olarak yapılan baskıya vurgu. Vurgu diyoruz. 500 puan birden kazanıyor Meral Hanım. İlk 4 soru uçtu gitti. 40 saniye harcadınız. Soru başına 10 saniye. Çok güzel alışveriş. Çok güzel. Hiç harf almadınız maşallah. O 1800 puanı 9800 yapabilecek durumdayız. Buyurun 6 harflere. Şimdi Arapça kökenli bir kelime. Gelmesiyle, orada bulunmasıyla bir yeri şereflendirme anlamında Arapça kökenli bir sözcük. Teşrif. Teşrif ettiler. Şeref verdiler. Gayet güzel. Haydi gelsin. Virgülden sonra bir Arapça kökenli kelime var. Azıcık naftalin. Hiç kafanızı takmayın. Önceki açıklama size yeter efendim. Diyor ki, bir hesap gereğince daha tahsil edilmemiş olan para. Mal gibi şeyler. Matlup da derlermiş eskiler. Türkçesi nedir acaba? Matlup, talip eden, talep eden. Para. Para. Yani alıcı. Alıcı, tamam. Paraya ne diyelim? Alacak. Kişi alıcı. Alacak. Nedir? Alacak. Alacaklı alacak. Senin kendine yalnız kelimenin köküne inip oradan tekrar yolunu bulup ilerlemesi takdire şayan değil miydi? Lütfen bir alkış daha rica ediyorum. Çok güzel, çok güzel. 3'te 7 artı cevaplar efendim, yani sizi yarışmanın tam ortasına taşır. Katlanabilir açık hava koltuğu veya yatağı. Şezlong. Dersiniz. 1700 puan daha katarsınız kasaya. Bakalım burada da aynı serin kanlı başarıyı gösterebilecek misiniz? Merak içerisindeyim. Basit bir şey ama kafa karıştırabilir. Manzara, zevahir, vizyon. Bu sözlerin Türkçe kökenli karşılığını istiyor. Kelime Türkçe kökenli olsun yeter öğretmenim. Vizyon. Zevahir. En tertemiz oturanı, örtüşeni o. Manzara keza. Manzarada ama geniş nokta nokta demek lazım. Bu cevap nokta nokta. Panorama geniş değil, Türkçe'de Türkçe değil mi? Türkçe. Geniş nokta nokta manzara. Bakış açısı. Zevahir birebir. Vizyon da mesela ileriye yönelik olan nokta nokta. Alalım bir harf, rahatlayalım. Alayım. Aldığımız ilk harftir bu arada. Ö harfi ilk sesli harfi. Öğretmenim, manzaradan ilerleyelim. Türkçe kökenli bir kelime arıyoruz biz. Görüntü. Manzara. Görüntü mü? Değil mi? Eki farklı. Görünüm. Oldu, bitti.
4300 oldu kasa. 2 tane 8, 2 tane 9, 2 tane 10 harfli cevap kaldı. 9700 puan parıl parıl parlıyor ki hakkınızdır. Buyursunlar efendim. 8 harfliler. Tören ve merasim. Bu sözlerin Fransızca kökenli eş anlamlısı vardı. Süreniz güzel. Sakince düşünebiliriz. Tören, merasim. Bir de ne vardı? Biraz daha böyle ne diyelim? Ağdalı. Ah, bildiğini hatırlayamamak. Şöyle şarkılarda filan, şiirlerde daha kolay karşımıza çıkabilecek bir kelime. Çünkü yani akışkan maşallah. Bir harf alalım mı? Alıyorum. Aldık bir harf. Fransızca kökenli bir kelime. Seremoni. Oldu bitti. 700 puan daha kazandırdı size. Her ülkemiz 100 yuvarlak bir 5000'imiz var. 9600 yapabilecek durumdayız. 3600 puan daha ekleyebiliriz ona. Buyurun efendim. 4600. Ne 3600? Son 8 harfli cevaptır bu. Adını bir gereklilikten alan tuvalet gerecidir. Biraz kelime oyunu yaptık evet. Gereklilikten alan. Adını bir gereklilikten Levazım. Alan. Ha gayret, ha gayret. Oradan gelecek. Tuvalet gereci. Lazımlık. Ve işte oldu bitti. İhtiyaç gider. Evet. O da mesela kullanılır ya. Çiçeklerle aranız nasıl? Severim. Gördüğü zaman unutmaz bu çiçeği hiç kimse. Çünkü ölmez tepki çiçeğim. Verir. Hayır. İki kelimedir. İki kelimedir. Bir bakalım. Bakalım. Çiçeği sığmaz da belki başka bir şey. Ne bileyim. Dokunulduğunda yapraklarını kapatan alıngan bitkidir efendim. Buldunuz gibi de. Eğrelti otunu türevlerinden hayır. Ama gitmeyin. Küstüm çiçeği değil. Küstüm çiçeği sığmaz oraya. Bence bir tanesini tutup bir tanesinden vazgeçin. Küstüm var galiba orada ama. Geriye küstüm. Ne kalıyor? Küstüm orada varsa. Tamam. Üç harf kalıyor. Küstümlük olmaz herhalde. Hayır, iki kelime zaten. İki kelime. İki kelime. Tıpkı küstüm çiçeği gibi. Süreye dikkat. Ne olur süreye dikkat. Küstüm. Durdursak mı? Harf mı alsak? Bir harf alsak. İnşallah son kısmında. Vallahi geldi. Otu. Küstüm otu. Küstüm otu 800 puan değerinde. Şimdi halen muhteşem bir puana ulaşabilecek durumdayız ama tek sıkıntımız ne? Artık biraz daha hızlı olmak lazım. Şimdi efendim 15 saniye kaldı elimizde. O 15 saniyede de 3 soruya cevap vermek gerekiyor. 5'er saniyede. Evet. Son 9 harfli cevabınız elimde. Sorusu gayet kısa. Sürenizi yemeyecek. Aldığı eklerle birlikte aslına bakarsanız 9 harfli olmuş bir kelime. Şöyle de sorduk. Takat ve mecal eksikliği. Bir harf alayım. Bir harf istediler. 9 saniyemiz var. Durdurdular. A'nın üzerinde şapka var öğretmenim. Farsça, önekli, na değil. Yoksunluk ekiği de var işin içerisinde. Yoksunluk. Hı-hı. Hem Farsça hem Türkçe mi? Evet. Hı-hı. Yorgunluk, takatsiz. Takatsiz. Takat orada var. Ay. Bir de iki ek var. Biri geldi. A'nın üzerinde şapka var. Na takat. Öyle bir şey yok. Gitmeyin oraya. O ekten gelmedi, o kökten geldi o ağın üzerindeki şapka. Kökten geldi. Evet. Hiç nokta noktam yok vallahi kalkamam. Gidemeyeceğim takat kusura bakmayın. Takat değil, takat değil. Hiç nokta noktam yok. Yani o nokta noktada değilim. Kusura bakmayın ev nokta noktasındayım. Hal. Hadi gayret. Takat, ay halsizlikmiş. En sevdiğim şey. Vallahi öyle. Yani cevabı buldunuz. Hakikaten cevabı buldunuz. Ama efendim işte o süre azaldığı için bir telaş içerisindeydik. O canımıza okuyandır. Bir alkış daha rica ediyorum çünkü bu güzel performansın karşılığı değildi. O anlık alkışı 7800 puana ulaştırabiliriz halen kendimizi. İki tane daha soruya cevap vermek lazım bunun için. Buyurun. Bir kaza veya afetin yarattığı ölüm, yaralanma, ruhsal çöküntü dışındaki her türlü yıkım. Harf alayım. Harf istediler. Ölüm, yaralanma, ruhsal çöküntü dışındaki her türlü yıkım. Parayla karşılanabilecek şeyler. Hani mala gelsin derler ya efendim. Mala gelenler. Onlara ne diyoruz? Büyük nokta nokta yarattı derler mesela.
Evde büyük nokta nokta yarattı. Verandayı aldı götürdü. Hiçbir şey gelmiyor şu anda. Ters gitmeye başladı işimiz, evet. Yahu. Ne güzel gelmiştik buraya kadar. Maddi hasar. Üzgünüm vallahi. Ben de. Son soru, son cevap. Bir mekanın yoğun kilim deseniyle dekore edilmiş bölümüne iki kelime. Şark odası, şark köşesi. Köşesi. Evet. Tamam. Teşekkür ederim. Açık ve net bir şekilde söylüyorum. Hani bu iş yolunda gitseydi, hafta finalinde ya da tur finalinde 9800'de karşılaşacak bir yarışmacı var önümde diye ele alıyordum mevzuyu. Bir daha deniyorum. İnşallah. Aramızda mesafe var ama kolay kapanır artık. Kesinlikle. Organik. Değil mi? Kesinlikle. Kocaman alkışlar. Teşekkür ederim.